Merhaba efendim, İçer TV'ye, İçer gündemine hoş geldiniz. Mersin'le ilgili gelişmelerle birlikteyiz değerli seyirciler. Yine alkol, yine metil alkol ve yine ölümler var. Hatırlayacaksınız, 2 ay hatta 3 ay öncesinden Mersin, Çukurova bölgesi Türkiye gündemine sahte içkilerle ve ölümlerle, sahte alkolden üretilen içkiler nedeniyle yaşanan ölümler ve kör olmalar ve sakat kalmalarla gündeme gelmişti. Bir ara bu konu gündemden uzaklaşır gibi olsa da tekrar gündeme geldi değerli seyirciler. Yine Mersin'de sahte alkolle üretilen, metil alkolle üretilen içkiyi içen iki kişi Mersin'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde alkol aldıktan sonra hayatını kaybeden iki kişinin metil alkol zehirlenmesi sonucu öldüğü ileri sürüldü. Şahin mahallesinde oturan 6 çocuk babası 42 yaşındaki Kadir Bey, pazar günü iddiaya göre aldığı alkol sonrasında fenalaşarak ve görme bozukluğu yaşayarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kadir Bey, hastanede yapılan bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı gün içerisinde 54 yaşındaki Mustafa B. de nereden aldığı bilinmeyen bir içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Yakınları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülen Mustafa B. kurtarılamadı. Metil alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği ileri sürülen iki kişinin cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Her iki ölümle ilgili olarak da soruşturma başlatıldı. Öte yandan geçen ay Mersin'de farklı günlerde aralarında bir profesörün de bulunduğu 6 kişi metil alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Evet, bu sahte alkol konusu aslında tüm Türkiye'nin gündeminde. Çukurova'da yaşanan ölümlerle Türkiye gündemine geldi ama daha sonrasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde, Trakya'da, Ege'de, İç Anadolu'da hatta Karadeniz'de de sahte alkolle yapılan içkileri tüketen vatandaşlarımız hayatını kaybetti değerli seyirciler. Tabii içkiyi içmeyin diyoruz ama eğer illahaki içki içilecekse evinizde veya başka kapalı size ait bir mekanda içecekseniz işte bu alkollü içkiyi bildiğiniz, kesinlikle sahte olmadığına emin olduğunuz bir satıcıdan bandrollü bir şekilde alın ve öyle için. Eğer bir içkili mekana gidecekseniz de istediğiniz içkinin açık bir şekilde bardakta ya da ağzı açık bir şişeyle ya da başka bir kapla masanıza gelmesini istemeyin. Ağzı kapalı bir şekilde masanıza gelsin ve siz açın. Yani bu konuyu bilen, araştıran kişiler bunun böyle olmasını istiyorlar. Ama bir de şu var, tabii masanıza kapalı geliyor ya da herhangi bir iş yerinden, bir büfeden, bir marketten kapalı bir şekilde aldınız. Ama sahtecilik o kadar gelişmiş ki işte o içkinin sahte olduğunu belki satan kişi bile bilmiyor. Bu derece tamamen orijinaliyle aynı renklerde, şişede, formatta, tatta sahte içki üretilebiliyor. Bir de işin böyle bir yönü var değerli seyirciler. O nedenle aslında içmemek en iyisi ama bazı açılardan artık nasıl söylesek yazılmışsa oluyor demek kalıyor. Çünkü o kadar iki tane içkiyi yan yana koyduğunuzda gerçeğini sahtesinden, sahtesini gerçeğinden ayırt edemiyorsunuz. Sahtecilik bu derece artık gelişmiş durumda efendim. Hastaneyle başladık, kötü bir şekilde hastaneyle devam edelim ama güzel bir haberle devam edelim. Şimdi değerli seyirciler, Mersin'de Mersin Üniversitesi Onkoloji Bölümünde yatan, onkoloji servisinde yatan çocukların bulunduğu mekan klasik bir hastane. Duvarlar koyu renkli, yani insanın içini açabilecek bir renkte değil. Daha doğrusu çocuklara uygun bir mekan değil. Hani bir neden orası onkoloji servisi, çocukların yattığı bu servis bir anaokulu gibi olmasın diye düşünen, bravo, tebrik ediyorum. Kim? Düşünen bazı arkadaşlar. Peki bu arkadaşlar kim? Hemen bakıyorum. Gönüllü Palyaçolar Mersin isimli bir grup. Kurucuları da Seda Arkadaş isimli bir arkadaşımız. Tebrik ediyorum kendisini.
Bunlar zaman zaman o servise gidip çocukları gönüllü palyaçoluk yaparak güldürüyorlar, eğlendiriyorlar, o çocuklara neşeli dakikalar yaşatıp moral veriyorlar. İşte bunlar ellerine boyayı aldılar, fırçayı aldılar. Bu servisi biraz renklendirelim dediler. Ama tabii onlara o boyayı veren, o fırçayı veren kişiler de vardı. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Mersin'de Gönüllü Palyaçolar adlı grup, kanser hastası çocukların tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Servisi'nin duvarlarını boyayarak çocukların dünyasını renklendirdi. Çocukların isteğiyle Küçük Prens, Örümcek Adam, Şirinler ve Pinokyo gibi masal kahramanlarını hastanenin duvarlarına çizen gönüllüler, amansız hastalıkla mücadele eden çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Gönüllü Palyaçolar grubunun kurucusu Seda Arkadaş konu hakkında şu bilgileri verdi. Hastaneye girdiğimiz zaman duvarlar bize çok boş geldi ve çocukların bu durumdan sıkılacağını düşündük. Gerekli boya ve fırçaları temin ettikten sonra neden renklendirmiyoruz, çocuklara yönelik çizgi karakterler çizmiyoruz diye düşündük ve başladık. Şu an Küçük Prens yaptık. Birazdan Pinokyo, Örümcek Adam devam edecek. Çocuklara hastaneyi daha eğlenceli bir halde göstermektesin. Asıl amacımız çocukları hastanedeki bu beyaz havadan çıkarıp renkli bir dünyaya geçiş yapmalarını sağlamakta. Çünkü hastane onun için sadece iğne yapılan ve tedavi gördükleri bir yer olarak düşünüyorlardı. Biz işte biraz daha böyle eğlenceli, hastaneyi daha böyle onlar için kabullenebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Biz aslında kendi düşüncelerimizden yola çıkarak çizimleri yapıyoruz ama az önce bir tane genç kardeşimiz yanımıza geldi ve Örümcek Adam çizer misiniz diye sordu. Tabii biz de onun isteğini kırmayıp Örümcek Adam çizeceğiz. Buradaki herkes gönüllü. Hiç kimse belli bir bedel karşılığında gelip burada çizim ya da boyama yapmıyor. Biz teklif götürüyoruz. Onlar da seve seve deyip aramıza katılıyorlar. Evet, boyalarda çok önemli bir destek var. Mersin Barosu'na bağlı Avukat Murat Altındere'ye de buradan teşekkür ediyoruz boyalar için. Ve Türk Riders Chopper Kulübe fırçalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Çok güzel oldu. Bak şurada biraz siyahlık oldu ama bir şey söyleyeceğim. Elim ağrıdı. Yine Suriyeli düzensiz göçmenler yakalandı değerli seyirciler. Şimdi Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nın merkezi Mersin, sorumluluk alanı da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın geniş, Hatay'dan Antalya'ya kadar bir alanı kontrol ediyor. İşte Samandağ'dan bir ihbar geldi. Denildi ki 100'e yakın düzensiz göçmen Suriyeli kişi bir sürat teknesiyle Kıbrıs'a doğru yola çıkacaklar dediler ve hemen sahil güvenlik operasyonu yaptı. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler Hatay'ın Samandağ ilçesinden yasa dışı yollarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek isteyen 40'ı çocuk 100 Suriyeli göçmeni Akdeniz açıklarında yakaladı. Kaçak göçle ilgili 4 organizatör de yakalanarak gözaltına alındı. Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı'na Samandağ ilçe jandarma ekipleri tarafından Hatay'ın Samandağ ilçesi sahil kesiminden bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan deniz yoluyla yurt dışına çıkacakları bilgisi verildi. Bunun üzerine harekete geçen 4 sağlık güvenlik botu bölgeye gitti. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yasa dışı yollardan girişleri önlemek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik unsurları da konuyla ilgili bilgilendirildi. Ekiplerin bölgede yapmış olduğu çalışmada Samandağ ilçesi batısında düzensiz göçmenleri taşıyan sürat teknesi tespit edilerek tekneye telsiz ve megafonla dur çağrıları yapıldı. Yapılan çağrılara cevap vermeyen ve rotasını değiştirmeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti istikametine gitmeye devam eden tekne Karpazburnu açıklarında abluk altına alınarak durduruldu. 39'u erkek, 21'i kadın, 40'ı çocuk olmak üzere 100 Suriyeli uyruklu kaçak göçmeni taşıyan tekne Çevlik Limanı'na çekildi. Sağlık muayenesinden geçirilen ve durumlarının iyi olduğu görülen göçmenler Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Ayrıca kaçak göçle ilgili olarak 4 kişi de gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan kişiler adliyeye sevk edildi.
Öte yandan Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nca 2016 yılı başından bu yana düzensiz göçmen olayları kapsamında 49 arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirilerek 2053 düzensiz göçmenin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. Efendim hatırlayacaksınız, ülkemizde ve ülkemizde yaşanan bazı terör olayları ve komşularımızda, komşu ülkelerde yaşanan terör olayları ve iç savaş nedeniyle ülkemiz çok ciddi bir şekilde turizm alanında darbe aldı. Tabii ülkemizdeki turizm yatırımlarının ve tesislerinin yok olmasını, tamamen dibe batmasını engellemek amacıyla ülkemizin turizm politikalarına yön veren kuruluşlar ve kişiler hemen yurt dışından gelen turist sayısı azalsa da azalacaksa da yurt içi turizmi hareketlendirelim dediler ve buna yönelik programlar ürettiler ve bunun sonucunda da tabii ki iç turizm, yerli turist sayısı geçen yıllara nazaran 2015 ve 2016'da arttı. Bunun sonucunda da turizm tesisleri ayakta kalabildi ve aslında küçümsenemeyecek miktarda da yerli turistler gezdikleri yerlerde gelir bıraktılar. Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Murat Demir, Türkiye'de yerli turist sayısının 2016'da 10 milyona yaklaştığını belirterek, seyahat harcamalarının da 4 milyar 500 milyon 403 bin Türk lirasına ulaştığını söyledi. Demir, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2016 yılı ikinci çeyrekteki hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini değerlendirdi. Yurt içinde ikamet eden 9 milyon 683 bin kişinin seyahate çıktığı ve seyahat başına yapılan ortalama harcamanın ise 372 Türk lirası olduğu bilgisini verdi Demir. Yerli turistlerin yurt içinde yapmış oldukları seyahat harcamalarının 2016 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2.8 artarak 4 milyar 500 milyon 403 bin Türk lirası olarak gerçekleştiği bilgisini veren Demir, seyahat harcamaları kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Yurt içi turizm harcamasının %91'ini kişisel, %9'unu ise paket tur harcamaları oluşturdu. Yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler %62.6 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada %20.6 ile gezi, eğlence, tatil, üçüncü sırada ise %7.9 ile sağlık yer aldı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 60 milyon 581 bin geceleme sayısıyla en çok arkadaş, akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 8 milyon 522 bin geceleme ile kendi evi yer alırken otel 6 milyon 916 bin geceleme sayısıyla üçüncü sırada yer aldı diye konuştu. Mersin'in Tarsus ilçesinde terör operasyonu düzenlendi. 11 kişi gözaltına alındı. Bu 11 kişi arasında BDP'nin eski ilçe başkanları da var. Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK üyesi olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla eski BDP ilçe başkanlarından FA ve AK'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu ve örgüt propagandası yaptığı öne sürülen ve sokak eylemlerini organize eden mahalle temsilcilerinden oluşan 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında eski BDP ilçe başkanlarından FA ve AK'nin de bulunduğu öğrenildi. Değerli seyirciler, aşure etkinlikleri devam ediyor. Toroslar ilçesinde Toroslar Cumhuriyet Meydanı'nda aşure etkinliği düzenlendi. Ve bu etkinlikte konuşan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, ilçeye tam teşekküllü bir cemevinin kazandırılacağını, temelinin 2017'nin ilk günlerinde atılacağını ve cemevinin 2017 yılında tamamen hizmete başlayacağını söyledi. Toroslar Belediyesi ve Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şubesi'nin birlikte organize ettiği geleneksel aşure etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Çağdaş Kent Mahallesi'nde bulunan Toroslar Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliğe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin Milletvekilleri, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şube Başkanı Hüseyin Değerli, Başkan Tuna'nın bugüne kadar kendilerine her konuda destek olduğunu söyledi. 8 yıl evvel Güneykent'te derme çatma bir yerden bizi yeni bir yere çıkaran ve oradan da bize dar geldiğini gören ve yeni bir projeyle ibadetimizi ve kültürümüzü rahat yaşamamız için yeni bir bina inşaatına başlayan ve bu 3. yıldır gelenekselleştirdiğimiz, herkesle lokmalarımızı, aşuremizi paylaştırdığımız etkinliklerimize katkılarını esirgemeyen Toroslar Belediye Başkanı Sayın Hamit Tuna'ya huzurlarınızda yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Demir de yapmış olduğu konuşmada katkı sağlayan Hamit Tuna'ya teşekkür etti. Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Şube Başkanı arkadaşım sevgili Hüseyin Değerli'ye, yönetici dostlarıma, burada katkı sunan herkese saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Biraz sonra yiyeceğimiz aşurenin herkese helal hoş olsun diyorum. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Biz de Toroslar Belediye Başkanı olarak 13 yıldır görev yaptığımız bölgemizde insanları kardeşçesine bir yaşam zemini oluşturabilmek anlamında sevgi tohumları ektik, sevgi çınarları büyüsün. O sevgi çınarlarının altında da geleceğimiz çocuklarımız kardeşçesine bu coğrafyada yaşasınlar, birlik olsunlar, beraber olsunlar diye. Görev yaptığımız dönem içerisinde toplumun her katmanında, her noktasında insanlarımıza özel ilgi göstermek suretiyle hakikaten bu birliği, bu barış ortamını hazırlamaya gayret ettik. İnadına birlikten yanayız. İnadına Anadolu coğrafyasında, Türk'ün yurdunda bir ve beraber olarak geleceğe, bu dünya var olduğu sürece hep birlikte yaşayacağız inşallah. Tabii ki Alevi canlar küçük bir mekanda, bir merdiven altı yerde buluşuyorlardı, beraber oluyorlardı. Bir aşure şöleninde yine mikrofon tutulduğunda dedik ki inşallah gelecek yılda belki mütevazi olacak ama bu yerde değil başka bir mekanda inşallah bu aşure şölenini yapacağız dedik. Ve 250 metrekarelik şimdilik buluşabilecekleri, cem edecekleri yerimizi hazırladık. Bu yıl içinde projesini şu anda bitirdik. İnşallah 2017 yılında hayata geçireceğimiz, içinde birçok sosyal donaltının, birçok ihtiyaçları giderecek olan canların cem edecekleri yaklaşık 1200 metrekarelik projenin 2017 yılında temelini atacağız ve 2017'nin sonunda bitireceğiz. Allah nasip ederse buradan bu sözü de ifade ediyorum. Program davetlilere aşure ikramıyla devam ederken sanatçılar Doğu Ekin Değerli, Albayrak Kardeşler ve Musa Eroğlu birer konser verdi. Spora gelelim efendim. Tarsus İdman Yurdu son 5 maçını kazanmıştı ve herkesi sevindiriyordu. Ama Afyon deplasmanına gitti ve oradan 3 farklı mağlubiyetle döndü. Spor Toto 3. Lig 3. grupta geride kalan 5 haftada almış olduğu seri galibiyetlerle zirveye ortak olan Tarsus, haftaya grupta 3. sırada giren Afjet Afyonspor deplasmanında farklı mağlup oldu. Tarsus İdman Yurdu'nda Samet Dağ 84. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi Afyonspor ilk dakikadan itibaren Tarsus kalesinde etkili olmaya çalıştı. İlerleyen dakikalarda oyunda dengeyi sağlayan Tarsus, orta sahada topa daha fazla sahip olmaya başladı. Maçın ilk 30 dakikalık diliminden sonra Afyonspor Tarsus kalesine ard ardına ataklar geliştirmeye başladı. Oyunun 40. dakikasında Afyonspor, Aykut Uluç'un kaydetmiş olduğu golle 1-0 öne geçti.
Skor avantajını ele geçiren ev sahibi ekip ilk yarının son dakikasında Yasin Yener'in atmış olduğu golle skor tabelasını 2-0'a getirdi. İlk yarı Afjet Afyonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle kapandı. Oyunun ikinci yarısına hızlı başlayan Tarsus, 57. dakikada İlyas Kubilay'ın atmış olduğu golle durumu 2-1 yaparak umutlandı. Fakat ev sahibi ekibin bu gole cevabı gecikmedi. Günün başarılı ismi Fatih Şerifoğlu, 59. dakikada önce skoru 3-1, ardından 64. dakikada atmış olduğu golle de 4-1 yaptı. Ardı ardına yediği gollerle oyun düzeni bozulan Tarsus İdmanyurdu oyundan iyice düşünce ev sahibi ekip 79. dakikada Osman Atalay'ın kaydetmiş olduğu golle durumu 5-1'e taşıdı. Tarsus İdmanyurdu'nda Muzaffer Özcanlı 80. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti ve durum 5-2 oldu. Maçın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Tarsus İdmanyurdu deplasmanda sahadan 5-2 mağlup ayrıldı. Toroslar Belediyespor'a geldiğimizde Toroslar Belediyespor'da rakibi Ceyhan Spor'u 3-1 yendi. Türkiye Bölgesel Amatör Lig 5. grupta mücadele eden Toroslar Belediyespor, ligin 7. haftasında karşılaştığı Ceyhan Spor'u 3-1 gibi bir skorla geçerek 3 puanın sahibi oldu. Deplasmanda oynadığı müsabakayı galibiyetle kapatan Toroslar Belediyespor aldığı bu sonuçla birlikte 3. sırada yer alırken puanını da 13'e yükseltti. Alınan galibiyet nedeniyle teknik ekibi ve futbolcuları tebrik eden Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, "Takımımız son haftalarda aldığı galibiyet serisiyle yoluna emin adımlarla ilerleyeceğinin ispatını yaptı. Bütün oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki maçları da alarak şampiyonluk hedefimizi devam ettireceğiz." dedi. Toroslar Belediyespor, ligin 8. haftasında 13 Kasım Pazar günü saat 14'te Akbelen Mahallesi Koray Aydın Stadyumunda Karaman Belediyespor'u konuk edecek. Yerel gazetelerimize de göz atalım efendim. İlk olarak Akdeniz Gazetesi'ne bakacağız. Akdeniz Gazetesi, FETÖ mağduru emniyet müdür yardımcısına iadeyi itibar başlığını atıyor ve diyor ki 2014 yılında belediyenin FETÖ imamı olduğu iddia edilen 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da tutuklanarak cezaevine gönderilen eski genel sekreter Haluk Tunçsu'nun mağdur ettiği emniyet müdür yardımcısı Ali Doğan, 2 yıl süren sürgünün ardından iade-i itibarla yeniden görevine döndü diyor Akdeniz Gazetesi ve bu konunun ayrıntılarına yer veriyor. Akdeniz Gazetesi'nden Mersin'e geldiğimizde başlık şu: açlık sınırı yine asgari ücreti geçti. Memursen tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık yoksulluk araştırmasına göre Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1516 lira. Yani eğer bir eve 4 kişinin yaşamış olduğu bir eve 1516 lira para en az girmiyorsa o evdeki insanlar açlık sınırında yaşıyor. Yani dünya literatürüne aç insanların yaşadığı ev olarak giriyor. Yani nasıl Angola'da, Sudan'da, ki artık oralarda bile aslında yaşanmıyor, Somali'de, hatta şimdilerde Pasifik'teki bazı adalarda açlık baş gösterdi iklim değişikliği nedeniyle. Oralardaki insanlar nasıl günde bir öğün bile yemeden yatıp ertesi güne acaba çıkabilecek miyim, çıkamayacak mıyım diye düşünüyorlarsa, demek ki ülkemizde de bir eve eğer 1516 lira para girmiyorsa o evdeki insanların da orada yaşayan açlıkla mücadele eden insanlardan hiçbir farkı yok demek ki. Olay bu. Bakın, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1516 lira. Yoksulluk sınırıysa 4303 lira. Yani bir eve 4303 liradan az para giriyorsa o ev yoksul bir ev. O aile yoksul bir aile. O zaman madem böyle, çeşitli yardım kuruluşlarına müracaat edebilirsiniz. Tabii vermeyecekler. Çünkü sigortanız var, belki üstünüze bir ev var, belki bir araba var, belki bunlar yok ama
sigortalı çalışıyorsunuz. Gelecekler evinize bakacaklar. Bazı eşyalarınızın eli yüzü düzgünse bu yardımı da size vermeyecekler. Ama yapılan araştırma onu gösteriyor. Yani işin aslında acı olanı şu. 1,5 milyon liradan, milyardan az para kazanıyorsanız eski deyimle 1500 lira para evinize girmiyorsa açsınız. Sefilsiniz, sefalet içerisinde yaşıyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Bir şey yapılabiliyor mu? Yok. Diğer bir gazeteye geçiyoruz. Hakimiyet gazetesi diyor ki inadına birlikten yanayız. Böyle bir başlık atıyor ve diyor ki Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Toroslara cemevi yapacaklarını belirterek Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şubesi daha önce küçük bir mekanda ibadetlerini yapıyorlardı. 250 metrekarelik bir yerimizi hazırlayarak tahsis ettik. 2017 yılının başında da Toroslara 1200 metrekarelik bir alanda yeni bir cemevi yapacağız müjdesini veriyor. Hakimiyet gazetesinden Haberci gazetesine geldiğimizde efendim Haberci gazetesinde şöyle bir başlık görüyoruz. Ana haber olarak Haberci gazetesi diyor ki ödemeler başlıyor. Neyin ödemesi başlıyor? Maliyetleri günden güne artan ve bozulan iklim dengesi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren küçükbaş hayvan üreticilerinin gözü bakanlıkça sağlanan ıslah ve çoban desteğinde. Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Akdoğan, hayvan desteklerinin Aralık ayı sonuna kadar ödeneceğini, çobanlık desteği başvurularının da Aralık'ta başlayacağını açıkladı. Diğer bir gazetemize Haberci'den Güney Gazetesi'ne geldiğimizde Güney Gazetesi'ndeki başlık şöyle. Güney Gazetesi diyor ki meclis kararını uygulayın. Oto Galericiler sitesi Yenişehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Mersin Oto Galericiler sitesi Yenişehir ilçesindeki işlek bulvarlarda faaliyet yürüten ikinci el oto galerilerin kapatılması için belediyeye çağrıda bulundu. Eğer bu çağrı yerine getirilmezse o zaman yargıya başvuracaklarını söylediler diyor. Gazete bu konuya yer veriyor ama hiçbir şey olmayacak. Bu konudan emin olabilirsiniz. Hiçbir şey değişmeyecek. Başvuru yapılmayacak, yapılsa da o başvuru dikkate alınmayacak, dikkate alınsa da o galeriler oradan kalkmayacak, ar gülüm ver gülüm her şey güzel aynı olduğu gibi devam edecek, bundan emin olabilirsiniz. Evet, yerel gazeteleri sona erdirmişiz efendim. Yerel gazeteleri de bitirdik ve bugün İçer gündemini de burada noktalıyoruz. Mersin'le ilgili ayrıntılar haber bültenlerimizde olacak. İçer TV'de kalın, hoşça kalın.